arkadaşlar. Sedirden ve garip ortamdan ilk çekimimizi yapıyoruz. Bugün ne anlatacağız? Pirate Box diye bir cihaz anlatacağız. Aslında bu cihaz TP-Link'in bir router'ı. Bunu alıp biz Pirate Box'a, yani üzerinden offline sharing yapabileceğimiz, işte üzerinde 4chan benzeri bir forum var, oradan işte paylaşım yapabileceğiniz, bir de ana sayfasında bir tane chat olan bir sayfa sisteme dönüştüreceğiz. Aslında bir adet sunucuya dönüştüreceğiz bunu. Bunu David Darts ve işte ekibi geliştirdi ilk. Uzun zamandır geliştirilen bir proje. 1.0 sürümü çıktı şu anda bunun. Böyle bir durum. Niye böyle bir şeye ihtiyaç var? En azından şu an bizim için. Aslında bir nedene ihtiyacımız yok. Sırf yapabildiğimiz için de yaparız da. Bunun durumu birazcık daha farklı. Yani bu hakikaten bir nedene karşılık geliyor. Çünkü offline sharing biliyorsunuz şu an için önemli ve anonim sharing. Bunu biraz Orkut Murat Yılmaz'dan dinleyelim. Offline sharing niçin bizim için önemli? Anonim sharing'in aslında öneminden bahsedeyim ben. Hani yanımıza taşınabilir bir 4chan'ı almak neden çok önemli? 4chan'de işte insanlara kendi kişisel adlarından bağımsız olarak ya da işte anne babaların onlara verdiği adlardan ya da kendi seçtikleri nicklerden bağımsız olarak bir ad veriliyor ve hepsinin ortak bir adı oluyor. Hepsinin ortak adı anonymous. Hani anonim kişiler diye geçiyor ve bunun rahatlığıyla akla hayale gelmedik şeyler paylaşabiliyorlar burada insanlar. Ancak bizim hani burada 4chan'i offline olarak kullanmamızın nedenine gelince bir kere hani yine nedensiz olarak because we can, hani yapabiliyoruz. Yapabiliyor olmak bizim için en önemli şey. Ama daha da güzel yapan bir şey var bunu. Anonim olarak yorumlayabilme. O sırada ortamda bulunan herhangi bir şeyi anonim olarak yorumlayabilme hani katkı sunuyor. Herhangi bir toplantı salonunda birçok akademisyenin topladığımız herhangi bir çalışmanın içerisinde katılabilecek bir aygıt bu. Ve onun bizzat akademisyenler tarafından geliştirilebilecek olması da ayrı bir güzelliği. Yani orada toplantıdan hemen önce bu aygıtla bir tanesi tarafından bu aygıtın kurulumunu tamamladıktan sonra doğrudan orada anonim olarak çeşitli konularda yorum yazabilir. Makaleleri oylayabilir. Ya da işte bir yine kongre tarzı bir ortamda hakemler anonim olarak kongre sunumundan bildirileri oylayabilirler. Oldukça yararlı bir şey bu aslında. Ama dediğim gibi sadece yararından değil, biz çünkü burada teknoloji avukatı ya da bilim avukatı değiliz. Sadece yararından ötürü değil, sadece yapabiliyor olmaktan ötürü bunu yapmaktan yalnız. Yapılışı çok kolay. İçinde biraz konsol geçiyor işte, terminal geçiyor. İnsanlar terminal gördüğü zaman biliyorsun garip bir korkuya kapılıyorlar. Halbuki terminal standart bir arayüzün kullanımından çok daha kolay. Sebebi de şu, şimdi web sitesinde mesela bunun işte alt kısmında komutlar verilmiş. Dolayısıyla komutu kopyalayıp, terminale yapıştırıp enter'a bastığınız zaman sistem çalışıyor. Yani her aşağı yukarı herkesin yapılması gerekiyor. Yapabildiği bir şey. Facebook'a kayıt olunabiliyorsa onu öyle bayağı zorlu bilmem ne şeyleri var ya mesela. Bunu da herkes yapabilir yani. Tabii canım, yani Facebook gidiyor, mail ona bilmem ne falan istiyor ama terminal kullanmak, Facebook kullanmaktan çok çok kolay bugün yani. Aynen abi. Evet. Hakikaten çok kolay bazı sistemlerde. Bu bir tane TP-Link'in router'ı 3020. Birkaç sürümünde daha oluyor. Web sitesinden bakabilirsiniz. Web sitesi piratebox.cc. Bir yerlere yazarız sonrasında. İnci sözcükler açmış. CCC reis CC yapmış. Evet, bu espriden sonra devam edemeyeceğimize karar verdik. CCC. Kaos Computer Club'ın şeyi de kopya CCC. Aklıma sürekli o geliyor. Şimdi abiler, bunu alıyorsunuz. Bu TP-Link'in cihazı 70 liraya alabiliyorsunuz. Hepsi burada.com'dan ya da başka bir yerden alabilirsiniz. Geçenlerde bir Max'e de gördüm. Oradan da alabilirsiniz. Bayağı kolay ulaşılabilir bir cihaz. Bu işte zaten İçinde bunlarla birlikte geliyor. Bir tane Ethernet kablosu var. İlk bağlantınızı Ethernet kablosuyla yapacaksınız. Şuradaki Ethernet girişinden. USB'den şarj alıyor. Bunu bağlıyorsunuz işte buraya. Sonra bu kısmını da arkadaşa bağlıyorsunuz. Sonra çalışıyor. Tabii bunun içerisinde bir depolama kısmı yok. Yani işte offline sharing diyoruz ya, belgelerinizi ve işte şeylerin gönderdiğiniz verilerin bir yerde tutulması gerekiyor. Onun için de bir tane flash diskimi bulursan bir tane flash diskimiz var. Bunun için USB işte böyle bir stick kullanabilirsiniz. Herhangi bir şey de kullanabilirsiniz bu arada. Yani bir harici hard disk de bunun için kullanabilirsiniz. Boyutu önemli değil ama biraz işte 8 GB'dan yukarı, 16 GB'dan başlasa daha iyi olur. Tabii de şey, hani kalabalıklaştıkça ortam okuma yazma hızının da aslında hard diskin önemi artıyor orada. Aynen yani, öyle. Yani 7200 RPM'lik bir harici disk olabilir ya da işte şey yapabilirsiniz orada. Belki SSD falan tarzı bir şey. Bu SSD'lerin USB konverterden şeyler var ya böyle. Onlardan bir tanesiyle çalıştırabilirsiniz. Evet. Depolama aygıtı için tek mesele şu, tek partition olması gerekiyor üzerinde. Ve FAT32 formatında olması gerekiyor. Onun haricinde depolama aygıtı ile ilgili bir şey yok. Bunu Işık diye bir arkadaşımızdan hacıladık. Bir de Işık diye bir arkadaşınız olursa bedavaya getirirsiniz. Bu hep önemli. Bunu bağlıyorsunuz ve işte Pirate Box'ın, yani Pirate Box dediğimiz programın aslında bütün şeylerini buna yüklüyorsunuz. Evet. Sonra bunu işte buraya bağlıyorsunuz. Bu
şurada. Şuna bağlıyorsunuz. Ve bitiyor güce de bağladıktan sonra. Buna bağlı Wi-Fi bağlantınızı kesiyorsunuz. Sonra buna bağlanıyorsunuz. Wi-Fi'de. Ve otomatik zaten browser'ınız başladığı zaman piratebox.lan uzantısıyla açılmış oluyor. Ve karşınıza bir arayüz geliyor. O arayüzde işte arada sokarız muhtemelen. Arayüz responsive bu arada. Dolayısıyla telefonlarınızdan da aynı zamanda giriş yapabiliyorsunuz. Orada da bir problem yok. Flexible and responsive. Bunlarla ilgili fikirlerimizi öğrenmek için kodobon.web.net'e bakabilirsiniz. Çok önemli bir şeydir. Hakikaten önemli. Bu da böyle. Açıyorsunuz, bir tane terminal bağlantısına ihtiyacınız var bunun için. Dolayısıyla bir Linux makine her zaman için sizin için, genel Linux makine sizin için yararlı olacaktır. Eğer Linux değilse makineniz, bilgisayarınıza Linux kurabilirsiniz. Ama illa diyorsanız ki alternatif istiyorum diye, işte PuTTY diye bir yazılım var. Size SSH bağlantısı sağlayacak, onunla da yapabilirsiniz bunu. Bağlanıp burada Piratebox'a girdikten sonra işte şey yapıyorsunuz, how to kısmına bakıyorsunuz. How to'da uygulamanız gereken komutlar sırasıyla zaten aşağı doğru geliyor. Piratebox'ın sürümleri yenileniyor. Dolayısıyla nasıl upgrade edeceğiniz de orada yazıyor. Falan filan. Yani aslında bağlantısı çok basit. Teknik kısmını sonra belki çok eğer ihtiyaç duyuyorsa anlatırız. Yani nasıl görüntülü bir şekilde nasıl olacağıyla ilgili ama şu an için gerek yok gibi. Ama burada şimdi temel olarak bir şeyi yakalamak gerekiyor. Hani bugünlerde sıklıkla aynı şeyden bahsediyorum insanlara. Burada bir ürün kullanmayacaksınız. Yani yaşayacağınız deneyim bir ürün kullanma deneyim değil. Bir topluluğa dahil olma deneyimi yaşayacaksınız. Hani dünyada çeşitli yerlerinden, çeşitli ülkelerinden geliştirilen bir özgür yazılım bu. Ve onu bir topluluk geliştiriyor. Siz de o toplulukla beraber yavaş yavaş karşılaştığınız hataları oraya bildirerek hatta o yazılımı geliştiren bir bireye dönüşeceksiniz. Ve bu emin olun hani insanların zekasından size bir katkı geleceği için zekanızı en az 50 puan atacak bir şeydir. Aynen öyle. Zaten Piratebox'ın yani sitesinde bir tane community diye bir şey var, alan var. O alanda bir tane forum var. Bu forma da yazabiliyorsunuz yani şu cihazı aldım burada sıkıntı oldu, şu cihazı aldım burada problem oldu, bağlanamadım vesaire. İşte hata çıktılarını istiyorlar sizden genellikle ve yardımcı oluyorlar. Ben daha orayı bazen inceliyorum, yardımcı olmayan birini rastlamadım. Kim onlarsa muhakkak yardımcı oluyor. Ayrıca şu an çok yaygın bir cihaz. Dolayısıyla aşağı yukarı birçok teknik IRC kanalında da bununla ilgili sorular soracak insanları bulabilirsiniz. Şunu da aslında kaçırmamak gerekiyor. Tabii. Çok asık gözlü bir şey hale getirmemek gerekiyor bu programda ama hani bir özgür yazılım topluluğuna soru sorarken dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Linux Kullanıcıları Derneği'nin web sitesinde soru sormadan önce diye bir bölüm var. Orayı okuyup hani soru sorarsanız daha iyi olur. İnsanların hani tüm zamanını çalmamış oluruz böyle. Tabii hani, doğru. Ben de dikkat etmeye çalışıyorum mesela soru sorarken bunlara. Piratebox'ın programının içerisinde bazı işte Perl scriptleri çalışıyor ve bir işte HTML sayfa var. Bu arada şey tabii bu bir UPnP medya sunucusu olduğu için bu bir tane. Bunun içerisinde aslında mesela HTML bir tane web sitesi de koyabilirsiniz. Dolayısıyla online ortamda bir web siteniz de olabilir. Offline ortamda özür dilerim bir web siteniz de olabilir. Yani birkaç web sitesini yerine ekliyorsunuz. Bu bir yerde duruyor. Bunun üzerine bazı web siteleri var. Bloğunuz var. HTML tabanlı bir blog var mesela. Onu güncelliyorsunuz sürekli. Dolayısıyla offline başka insanlar da girip buna bakabilirler. Buna bağlananlardan. Bu internette çıkmıyor ve log tutmuyor. Belki basit bir wiki de eklenebilir buna hani. Tabii kullanacakları üzerine insanların hani eklenebilir. Zaten şeyde var yani giriş noktası giriş sayfasında Piratebox LAN'a bağlandığınız zaman bunun içerisindeki giriş sayfasında var yani nasıl kullanacağınıza dair. İlk ana sayfada bir tane chat ekranı da var onu söylemiştik. Oradan da iletişim kurabilirsiniz. Bunu şey yapmışlar. Librebox diye bir şey yapmışlar. Bir üniversite yapmış. Kütüphanede çünkü kullanımı çok güzel işte PDF'leri evet. İçine eklemiş. Hani internetle hiç alakası yok. Çıkışın girişin de alakası yok falan filan. Tabii ki ismini değiştirebilirsiniz. Tamamen özgür bir projedir. GPL versiyon 3. Yani dolayısıyla her şeyi değiştirebilirsiniz. Yani şey de yapabilirsiniz en güzel kısmı şu. Hani bir parça İngilizce biliyorsanız bunun topluluğuna üye olduktan sonra bunun Türkçe dönüşmesine katkı sunabilirsiniz. Türkçe çevrilmesine katkı sunabilirsiniz. Ki yani ilk başlarda belki yanlış çevirirsiniz falan ama hani özgür yazılım böyle bir şey. Hatalarıyla beraber kendini güzelleştiren bir şey. Hata yaptıkça öğreniyorsunuz bunu. Hiçbir şekilde korkmadan hani oldukça cesur bir şekilde girişmek gerekiyor bunları çevirmeye. Doğru. Alet mobil mesela şey yani taşınabilir elektrikle de çalışabildiği için hani bisiklet dinamosuna bağladınız diyelim ki işte bisiklette durdunuz bir yerden biri dosya gönderdi aynı postacı gibi ilerliyor mesela bisiklet artık Wi-Fi'nin onun Wi-Fi'ni çekmeyeceği bir yerde duruyor ama alıcının Wi-Fi'yi çekiyor oradan o dosyayı alıyor. Evet. Hani böyle şey hatta onlar da yapmışlar kaykayların altına bağlamışlar falan filan. Evet. Değişik bir sürü iş yapmışlar işte balonlara bağlayıp uçurmuşlar. Ama bunlar çok ilginç yarışmalar falan düzenlenir özellikle şeyde falan. Hani aynen öyle abi. Şehir içerisinde yeni oyunlar icat edilir bunun aslında. Tabii abi çok güzel yani çok güzel bir sistem. Bunu başka nerede yapabiliyorsunuz? Raspberry Pi'de yapabiliyorsunuz ama Raspberry Pi pahalı bir alet. Yani buna göre birazcık daha maliyetli olacak. Raspberry Piratebox işte oluyor. Bir Linux makine, genel Linux makineyi Piratebox'a çevirebilirsiniz komple.
bağlayarak. Bir de şeyle, Android, şimdi eski Android için de bunun bir yöntemi vardı ama şimdi gerek kalmadı. Android uygulaması yazdılar bir tane. Dolayısıyla bir Android uygulamasını telefonunuza indirip onu da direkt, o telefonu da direkt Pirate Box haline getirebilirsiniz. Yani illa bir router'a ihtiyacınız yok. Ama işte bu aletler hani temel amacı internet, yani Wi-Fi'yi yaymak, almak olduğu için bununla bağlantılarımız her zaman daha hızlı çalışıyor. Peki şey, hani daha güçlendirilmiş bir hani access point falan tarzı bir şey eklemek mümkün olabiliyor mu ki bunu acaba? Hani daha büyütmek, yani çektiği alanı hani oradan çekiyor mu kanka hani sorusuna cevap verebilmek ne kadar mümkün olabiliyor? Ya da bunu genişletebilmek mümkün olabilir mi? Abi ağı genişletmek mümkün. Yani bir işiniz yok. Evet. Dolayısıyla Ethernet portu sizin için işte bu tip geliştirmeler için boş bir access point'u buna bağlayıp daha geniş alandan alıp göndermesine sağlayabilirsiniz. Bir şey daha söyleyecektim. Şimdi unuttum gerçi onu. Ha, OpenWRT yüklüyorsunuz. Yani bundaki şey o. TP-Link'in niye bu modelini söylüyoruz? Birkaç model daha var. Biz MR3020 kullanmıştık, söylemiştik. VR işte 703N, MR3040 falan filan gibi başka şeylerinde de çalışıyor. Mesele ne? OpenWRT yüklüyorsunuz. Custom firmware yüklüyorsunuz. Ondan sonra bu artık bir Pirate Box haline geliyor. Yani onu hacklemek gerekiyor öncelikle. Ondan evet. Sonra çalıştırmak gerekiyor. Tabii ki. Hackledikten sonra çalıştırıyorsunuz. Başka bir şey yok. Şeyin önemi yok. Bu depolama aygıtının önemi yok. O hepsi FAT32 formatında ve tek partition olduktan sonra çalışır. Bu, yani bunu söyleyebileceklerimiz bu ama iyi bir sistem. Mesela ufak gruplar, dernekler vesaireler bunları, yani birçok insan bunu kullanmalı. Hem anonim, anonim olması önemli, bir de offline olması da önemli. Hı hı. Yani hiçbir servis sağlayıcıya ihtiyacınız yok. Yani bunlar birbirine, işte bunların birbirine bağlanması mesh bir network oluşturuyor ya hani. Hı hı. Mesela işte dolayısıyla aslında mesh network'ün yayılması için de çok avantajlı bir cihaz. Bir de derneklerin ya da işte kültür sanat merkezlerinin kafeleri var. Buralarda işte bu dernekler ürettikleri bugüne kadar işte yazdıkları kitaplar, yaptıkları etkinliklerin sunumları ve çeşitli dosyaları, yine kültür sanat merkezlerinin bugüne kadar ürettikleri işte çeşitli öykü kitapları, şiir kitapları, romanlar ya da başka başka filmler, hani çekmiş olan filmler, yapılan müzik eserleri ya da başka başka her türlü belgeyi burada sergileyebilirler. Dahası şöyle bir şey, hani haftalık programlar yapabilirler ya da belli festivaller gibisinden şeyler, etkinlikler düzenleyebilirler ve insanların buralarda birbirleriyle dosya paylaşmasını da sağlayabilirler. Evet. Bu anlamda güzel olur. Şey var ya, old school data partiler vardı önceden. Evet, evet. Onlardan bir tanesinde bunlar, hatta biz şimdi mesela Yeni Medya Kongresi'nde bunu bir yapalım. Yani bunu bir yayalım. En azından orada bir ufak böyle bir data parti haline getirelim onu. Evet, evet, evet. Burada kadere bekleyenlere çok güzel dosyalar paylaşalım. Evet, değişik dosyalar paylaşalım. Mesela işte benim internette insanlara çok gösterdiğim böyle videolar var, görseller var. Onları paylaşayım bir işte. Anladım, evet. Siyasi olmayanlara paylaşalım onu. Tabii, siyasi olmayanlara. Çünkü senin siyasi parti, neyse, oralara girmeyelim. Tamam. Sonuç olarak Pirate Box yapımı basit, ucuz. Yani ne kadar geliyor? 70 liraya bunu alıyorsunuz. Herhangi bir tane flash disk buluyorsunuz, 16 GB minimumdan diyelim ki evinizde kurmak için bunu. Maliyeti işte 10 lira 15 lira zaten, o 85 liraya maliyeti geliyor sadece bunun. 15 dakika falan sürüyor yapmak. OpenWRT yükledikten sonra bunu işte reboot etmesini bekleyerek o firmware'in yüklenmesi de biraz uzun sürüyor. Bir 15 dakika da sürüyor, yarım saate bunu yapmış oluyorsunuz. Ben bir espri yapacaktım ama zamanı geçti artık. Yap lan, bisiklet. Yap lan. Ya işte Işık gibi bir arkadaşınız olacak falan diyordunuz ya. Evet. Orada işte eski akitte Işık olsun diyerek başlar, onu söyleyecektim. Arkadaş böyle bir şey yok ya. Kapat kapat. Kapat. Şimdi bir de hani dernekler, kültür sanat merkezleri gibi yerleri düşünmek lazım. Bunların bazılarının kafeleri falan var. ne diyeceğim, unuttum. Kıyırdım sana.